Hamilelik sürprizlerle dolu olabilir. Bazı insanlar şanslı. Hamilelik testini yeni yapan Olivia gibi. Ve müjdeli haberi aldı. Ama Amber gibi diğerleri her zaman bu kadar şanslı olmayabiliyor. Testi ona daha sonra tekrar denemesini söylüyor. Milyonuncu kez de olsa. Olivia teslimatını bekliyor. Ama daha fazla beklemesi gerekmiyor. Teslimatçı burada. Sonunda bebeği için eşyalar getirdi. Olivia cüzdanını unuttu. Teslimat görevlisinin beklemesi gerek. Ama neyse ki teslimat görevlisinin acil bir işi var. Ve para almayı unuttu. Wow! Olivia çok şanslı. Bedava şeyler ve bedava teslimat aldı. Kutuda bile para var. Bebek de şanslı olmalı. Ne şanslı bir aile. Amber da bir paket bekliyor. Ve işte beklediği şey. Teslimat 80 dolara mal oldu. Ve Amber'da sadece 100 dolar var. Üzgünüm, bozukluğum yok. Bahşiş olarak sayın. Paketi aldı. Şimdi imzalaması gerek. Ama Amber'ın kalemi yok. Sorun değil, biliyorum. Bunlardan biri 10 dolara mal oluyor. Talihsiz kız. Bu kalemde hiç mürekkep yok. Tamam, bir kalemim daha var. Sadece sizin için. Bu daha ucuz bir kalem. Sadece 5 dolar. Amber ne yapacak? Buyurun. Şimdi teslimatçı kız kalem için para istiyor. Aklını karıştıracak. Hoşça kal teslimatçı kız. Bağcıklarınızı bağlamak zordur. Özellikle de hamileyken. Bu çözülmüş küçük bağcıklar Amber'a her zaman zor anlar yaşatır. Ve onları bağlamak gittikçe zorlaşıyor. Ama Amber sonunda bağladı. Phew. Bugün onun şanslı günü olmalı. Şimdi işine geri dönebilir. Bir dakika. Bu nasıl mümkün olabilir? Neden bu kadar şanssızım? Olivia'nın ayakkabı bağcığıyla hiçbir zaman sorunu yoktur. Çünkü bağcıklı olmayan ayakkabılar giyiyor. Bağcık yok, sorun yok. Bazen Olivia gerçekten sıkılıyor. Böyle durumlarda sadece kocasından biraz ilgi istiyor. Nick karısının isteğini yapar ama bundan memnun değil. Her zaman telefonuyla oynuyor. Ups, ayaksı. Nick, karına ilgi göster. Bu onu çok daha mutlu eder. Olivia çok ıslandı. Manik hastaneyi arıyor. Ne yapacağını bilmiyor ve bayılıyor. Zavallı çocuk Olivia'nın suyunun geldiğine inandı. Ama bu sadece bardaktan gelen su. Amber boş zamanlarını değerlendirmeyi sever. Şimdi çocuk bezini nasıl değiştireceğini öğrenecek. Bu yararlı bir aktivite. Amber, dikkatli ol. Yavaş yaparsan doğru yaparsın. Bir sorun mu var? Vay canına. Bebek yerine yastığın var. Biraz daha pratiğe ihtiyacın var. Olivia canlı yayın yapıyor. Bu balonu patlatmak üzere. Ve bebeğin cinsiyetini açıklayacak. Ama bunun yerine Olivia 1 milyon dolar kazandı. Bu milyonuncu balondu. Amber de aynı şeyi yapıyor. Bir balon patlatacak. Belki sonunda o da şanslı olacaktır. İçeride hiçbir şey yok. Bir dahaki sefere bol şans. Amber'ın bir bebek ismi seçmesi sonsuza kadar sürebilir. Bu yüzden şansa güvenmeye karar verir. Ama Amber'ın durumunda bu en iyi fikir değil. Ne ters gidebilir ki? Tekerlek sıkışabilir. Yok artık. Tekrar çevir. Ne? Tekrar mı? Amber şanssız değildir. Sadece ikili şansı var. Bebeğin adı Jim Ivy olacak.
Rahatlamak yorucu olabilir. Yani Amber kendini temizlik işiyle meşgul ediyor. Temiz bir evin olması güzel. Geriye kalan tek şey bir kağıt. Onu atması gerek. Okay. Iskaladı. Merak etme. Amber ne olursa olsun başaracak. Hedefi büyüt. Bu daha iyi. Nişan al ve... Cidden mi? Tamam, cebime koyacağım. Yine ıskaladı. Evren Amber'dan gerçekten nefret ediyor. En iyi hamilelik geleneklerinden biri. Herkesin size hediye vermesi. Olivia'nın arkadaşı onu ziyarete geldi. Bebeği için harika bir hediye getirdi. Giysiler ve sevimli bir tek boynuzlu at kumbara. Bu çok güzel. Artık Olivia'nın bunları satın almasına gerek yok. Olivia onun gibi bir arkadaşı olduğu için çok şanslı. Amber'ın kocasının da ona bir sürprizi var. Ama umduğu şey bu değildi. Kırık bir kumbara. Wow. Amber'ın ayakkabı bağcığı yine çözüldü. Okay. Bu bir tür şaka mı? Çok yorucu. Eğilmek ve onları bağlamak her seferinde zorlaşıyor. Amber hangi pozisyonda denerse denesin bağcıklarına ulaşamıyor. Kendi başına yapamıyor. Kocasından yardım istemesi gerek. Aa, aileden geliyor demek ki. Ama bu neredeyse romantik bir şey oldu. Aa, aşkımız sizi bir araya getiriyor. Amber annelik kurslarına kaydolmak istiyor. Ama o çok şanssız. Sınıflar dolu. Amber artık şehrin her yerine gitmek zorunda kalacak. Merhaba Olivia. Ne? Yanlışlıkla 2 abone kazandınız. Mümkün değil. Bu çok iyi. Olivia fazladan olanı Amber'a verir. Ve şimdi ikisi de mutlu. Sınıfta görüşürüz. Bu eğitmen çok katı. Egzersiz yapmaya takıntılı. Ve şekerli yiyeceklerden nefret ediyor. O bir canavar. Hey adamım. Bu kızla spor salonunda doğum yapacaklar. Kızlar ondan hoşlanmıyor. Ama bu daha iyi. Aa, nasıl da onu devirdiler. Hem de kendi silahıyla. Amber az önce bir test buldu. Gelecekteki bebeğinin ne kadar zeki olacağını görmek için. Amber hazırlıklı geldi. Oh. 100 IQ mü? Fena değil. Nick de testi buldu. Ve test etmeye karar verdi. Hi. Bebekleri bir dahi mi? 200'lük bir IQ çok etkileyici. Çok şanslısınız. Son dersten sonra koç sakinleşti. Şimdi uyum içinde yaşıyor. Ve egzersiz yapmaktansa meditasyon yapmayı tercih ediyor. Ama Amber'ın tütsü alerjisi var. Kokuyu örter. Parfümle. Ama koçun da buna alerjisi var. Bu ikisi meditasyon yapmakta güçlük çekiyor. Olivia'nın bebeğinin kız mı erkek mi olduğunu öğrenme zamanı. Ultrasona bakalım. Ha? Çalışmıyor. İçine bir altın para sıkışmış. Çok şanslısın. Olivia'nın bir oğlu olacak. Şimdi sıra Amber'da. Nasıl olduğunu görelim. Neymiş? Erkek mi? Hayır mı? Kız mı? Hayır mı? Amber'ın ikizleri var. Wow, bu gerçekten sürpriz. Çok mutlu oldu. Biraz önce bebekler doğdu. Amber? O iyi. Çocukları kesinlikle ondan daha şanslı olacak. Merak etmeyin.
Amber ve Olivia hakkında ne düşündün? Videonun en sevdiğin kısmı neydi? Yorumlarda bize yaz. Trom Trom Trik'ten yeni bir videoyu asla kaçırmamak için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.